360 Dash Cam G300H araç kamerası. Kutu içeriği 1 adet kamera, kullanım kılavuzu içerisinde 2 adet araç camına montajı için sticker ve 1 tane yedek çift taraflı bant. Diğer kutu içerimizde de kablo montajını kolaylaştırmak için kablo aparatı, uzun bir bağlantı enerji kablomuz ve çakmakla takılır şarj aleti bulunmaktadır. Kameramızın sol kısmında ses çıkışı için hoparlör, üst tarafında enerji kablosu bağlantısı için USB girişi ve kart, hafıza kartı için giriş bulunmakta. Sol tarafta yine bulunan tuşlarla menüye giriyoruz. İlk olarak dil seçeneğinden cihazı Türkçe ayarına getiriyoruz. Kayıt uzunluğunu 1 dakika, 3 dakika ve 5 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Cihazın uyarı seslerinin de sessiz, düşük, orta ve yüksek olarak ayarlanabilmekte. Acil durum kayıtları için hassasiyeti buradan devre dışı bırakıp veya yüksek olarak ayarlayabilirsiniz. Park izleme modu hassasiyeti buradan ayarlanmakta. Otomatik kapatma ayarları. Varsayılan da ön kameraya veya saat olarak görüntüleyebilirsiniz ekran ayarlarını. Görüntüleme hızı, hızın kilometre veya mil olarak gösterilmesi, hızlandırılmış kayıt olarak yapmak isterseniz yine buradan ayarı var. GPS bilgilerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Kayıt esnasında GPS bilgisi de kaydedilmektedir. Versiyonu mobil uygulama içinde bu kare kodu okuyarak mobil uygulamasını indirdiğinizde cep telefonunuzla kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. Tarih ve saat ayarını yaptıktan sonra şimdi Google Play üzerinden indirdiğimiz uygulamayı açıyoruz. Şimdi cihazımızı tanıtacağız. Cihaz ekleye tıkladık. Araç kamerasını Wi-Fi üzerinden bağlantı yapılacak. Sonraki izinleri veriyoruz. GPS bağlantısı için. Şu anda bağla dedi. Aynı şekilde cihaz üzerinden de onaylama yapıyoruz. Cihazımız bağlandı. İzin verirsin mi? Evet. Evet, şimdi Wi-Fi için yeni bir şifre oluşturmamızı istiyor. Şifreyi oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Uygulama üzerinden daha önce kaydedilen video kayıtlarını, fotoğrafları, acil durum videolarını görebiliyorsunuz. Şu anda cihazımız telefonla cihaz arası bağlantı yapılıyor. Cihaz bağlanınca anlık olarak kamera görüntüsünü telefondan görebileceğiz. Yani şu anda bağlandı. Buradan belli başlı ayarları da telefon üzerinden yapabiliyoruz.